hayatıma başladım. ODTÜ Okulöncesi Öğretmenliği mezunuyum. Onun üzerine Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisansımı tamamladım. Bu sene içerisinde de Hacettepe Üniversitesi'nde yine aynı alanda çocuk edebiyatı konusunda doktora tezimi tamamlayarak doktorumu da tamamlamış bulunmaktayım. 2005'ten beri de erken çocukluk eğitimcisi olmak adına lisans eğitimine birlikte başlayan 17 senelik bir yolculuğumun 17. senesindeyim aslında bugün. Erken çocukluk eğitiminin bu kadar içinde olup bir de kişisel hikayemde bir evlat edinme konusu olunca işin açıkçası erken çocukluk dönemindeki çocuklar ve ebeveynleri için ben evlat edinme konusunda neler yapabilirim sorusu beni bugün buraya getirdi. Pek çoğunuzun belki bildiği gibi bir Instagram hesabım var. Aslında orada öncelikle kendime küçük notlar almak için başladım bu yolculukta. Bugün sizlerle bu akşam burada hem mesleki deneyimimi hem de kişisel deneyimimi birleştirdiğim bir sunumu paylaşıyorum. O yüzden çok heyecanlıyım gerçekten. Sorularınız ve katkılarınız benim için gerçekten çok kıymetli ve bu süreci de hepimizin zenginleştirecektir diye düşünüyorum. Çocuk koruma sistemi nedir? Ülkemizdeki durum nedir? Minik bir tanımlama yapmak istiyorum. Çocuğun korunması, önemli bir zarardan dolayı mağdur olan veya mağdur olma olasılığı bulunan çocukları korumak için yapılan tüm çalışmaları ifade ediyor aslında. Çocukların zarar görmeme, zarardan korunma hakkını ifade ediyor. Çocuğun yaşaması, büyümesi, gelişmesi için ihtiyaç duyduğu diğer hakların sağlanmasını gerektiriyor. Biliyorsunuz ki 18 yaşına kadar her birey çocuk olarak nitelendiriliyor kanunlar karşısında ve dolayısıyla çocukların hayatta kalabilmesi için, sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sürdürebilmeleri için biz yetişkinlere ihtiyaçları var. Biz yetişkinler olarak bunlar kimler? Tabii ki ilk başta ailelerimiz, onun dışındaki işte sosyal çevremiz, okuldaki öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, büyüklerimiz gibi giderek genişleyen bir çevreden bahsediyoruz aslında. Peki neden çocuk koruma sistemine ihtiyaç var? Çocuğun kötü muameleye maruz kalması durumu, ailelerin sorumluluklarını yerine getirmemesi ya da getirememesi durumları, çocuk istismar ve ihmalinin olması, anne babanın hayatta olmaması, çocuğun bir yasal vasisinin bulunmaması veya çocuğun tespit edilebilecek bir yakın olmayacak şekilde terk edilmiş olması ya da parçalanmış ailelerden gelen çocuklar ve çocuğun güvenliğinin tehlikede olduğu durumlarda aslında devletin çocukları korumaya aldıkları bir sistemden bahsediyoruz. Ve tüm bu saydığımız nedenlerden dolayı da her devletin bir çocuk koruma politikasına, bir çocuk koruma sistemine ihtiyacı var diyebiliriz kabaca. Peki bizim ülkemizde çocuk koruma sistemi dediğimizde aklımıza ne gelmesi gerekiyor? 4 farklı bakım modelimiz var. Çocuğun aile içinde bakımı ve korunması. Burada biyolojik ailenin özellikle sosyal ve maddi açıdan desteklenmesi kastediliyor. Koruyucu aile hizmeti yine kullanılan çok etkili aile temel hizmet modellerinden bir tanesi. Evlat edinme bugün konuşacağımız olan yine aile temelli bakım hizmetlerinden bir tanesi ve kurum bakımı. Bu da eskiden bildiğimiz gibi işte yuvada, yurtta ya da çocuk esirgeme diye çok eskilerden bildiğimiz kurumları kastediyor aslında. Ve tüm şu an Türkiye'de ülkemizde çocuk koruma sisteminde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak yürütülüyor. Peki evlat edinmeyi burada biraz açmak istiyorum. Evlat edinme nedir? Şu an burada olduğunuz için aslında biraz ucundan kıyısından bu sürece dahilsiniz ya da merakınız olduğunu düşünüyorum. Ama yine de böyle bir minik tanımlama da yapmak istedim burada. Evlat edinme durumu, evlat edindirilmeye uygun olan çocukla durumu evlat edinmeye uygun kişi ya da kişiler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk-ebeveyn ilişkisinin kurulması aslında. Yani çocuğun nüfusunuza da geçtiği, resmi yollarla da artık nüfusunuza geçip sizin soyadınızı aldığı bir aile olma biçiminden bahsediyoruz aslında evlat edinme dediğimizde. Çocuk koruma sistemine dahil olan, çeşitli nedenlerle dahil olan ve bu nedenle korunma ihtiyacı olan çocuklara her çocuğun hakkı olan bir aile yanında sevgi dolu bir ortamda şefkat ile büyüme şansı sunuyor aslında evlat edinme. Ayrıca bunun yanında çeşitli nedenlerle biyolojik olarak ebeveyn olamayan ya da olmayı bilerek tercih etmeyen ya da biyolojik olarak ebeveyn olmuş olsa da ihtiyaç sahibi bir çocuğa daha ebeveynlik yapmak isteyen kişilere de aslında özellikle bu evlat edinme ve koruyucu ailelik konusuyla da bir fırsat sağlanmış oluyor. Ve başka bir doğum şekli olarak aslında nitelendirebiliriz çok rahatlıkla. Evlat edinme çocukların bir aileye, bir ailenin de bir çocuğa sahip olmasının çok doğal bir yolu aslında günümüzde.
Peki kimler evlat edinebilir? Çocuğun, küçüğün diye geçiyor yasalarımızda. Evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması, evlat edinmenin her halde, her durumda küçüğün yararına bulunması ve evlat edinenin diğer çocuklarının, eğer varsa, yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi. Yani tüm çocukları, aileyi oluşturan tüm bireyleri koruyan bir şekilde olması gerekiyor aslında. Ayırt etme gücüne sahip ise eğer çocuğun rızasının alınması, biyolojik anne babanın mutlaka evlat edindirme rızasının bulunması ve eşlerin en az 5 yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de 30 yaşını doldurmuş bulunmaları koşulları aranıyor. Ama tabii ki bekar olarak da evlat edinme başvurusunda rahatlıkla bulunabiliyorsunuz. Buraya o kadar olan kısmı minik özetlemek gerekirse evlat edinme aslında her çocuk bir aile yanında büyümeyi hak etmekte ve evlat edinme sürecinin de merkezinde aslında çocuk yer almakta. Olayın nesnesi değil aslında olayın öznesi haline geçmesi gereken de çocuk bu noktada ve ne yazık ki evlat edinme bizim toplumumuzda da pek çok yerde de olduğu gibi sıklıkla çocuktan saklanıyor aslında ve dolayısıyla da travma işte bu noktada ortaya çıkıyor. Evlat edinmenin konusu ya da evlat edinmenin kendisi herhangi bir travma, kötü bir deneyim sağlamazken bunun çocuktan saklandığı takdirde bu bir travmaya dönüşebiliyor asıl. O nedenle de işte bugün çocuklarla evlat edinmeyi konuşmak için nasıl kitapları kullanabiliriz onu konuşacağız. Bu bağlamda çocuklarla bunu konuşabilmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada sivil toplum kuruluşlarına da ufacık bir değinmek istiyorum. Özellikle bu evlat edinme ve koruyucu aile konusunda ülkemize gerçekten çok güzel işler yapan kuruluşlarımız var. Bunlardan Hayat Sende ve Koreve aktif olarak destek vermeye ben de elimden geldiğince devam ediyorum, çalışıyorum. Yine Kalben ve Koruncuk'ta bakmak isterseniz, incelemek isterseniz güzel çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarından. Doğru Sözlük Hayat Sende'nin bir çalışması. Onu da lütfen görün, okuyun istediğim için buraya böyle eklemek istedim bir ek bilgi olarak. Aslında dilin, kullandığımız kelimelerin ne kadar önem taşıdığını gösteren bir çalışma. Onu da ilgilenirseniz eğer Google'a bile Doğru Sözlük yazsanız karşınıza çıkacaktır. İncelemenizi çok isterim. Peki bize kitaplar ne sağlar? Asıl konumuza gelecek olursak. Biraz burada kitaplar devlet edinmeyi konuşmadan önce kitaplardan aslında bahsetmek istiyorum. Özellikle erken çocukluk dönemindeki kitapların kullanımından. Kitapları şu yüzden kullanıyoruz. Çocukların dünyayı somutlaştırması ve düşüncelerinin şekillendirilmesi için. Çocukların semboller ve dil aracılığıyla dünyayı tanıdıklarını, bu şekilde öğrendiklerini biliyoruz. Bu nedenle uyaran sağlamak için. Gelişim ve öğrenmelerinin desteklenmesi için tabii ki ve çeşitli kavramları, olayları ve durumları daha rahat öğrenmelerini sağlamak için aslında erken çocukluk döneminde kitapları kullandığımızı söylüyor bize literatür. Tabii ki pek çok çalışma yapılıyor bu konuda. Dediğim gibi benim doktora tez konum da çocuk edebiyatı. Çalışmalar okul öncesi dönemde özellikle kitapların çok çeşitli amaçlarla kullanılabileceğini söylüyor. Bunlardan bir tanesi de evlat edinme konusu. Çocukla konuşulmasını gerektiğini söylüyor uzmanlar, çeşitli yerli yabancı tüm literatür. Ve bunu yaparken de bu konuyu ele alan resimli çocuk kitaplarının kullanılabileceğini öneriyorlar. Çünkü neden? Somut bir yaşam sağlaması için, çocuk için örnek oluşturması için, çocuk için bir öğrenme aracı sağlaması için kitapları bu nedenle çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Tabii ki sadece evlat edinilmiş çocuklara değil aslında bu kitapların kullanımı. Tüm çocuklara bu konulardaki kitaplar kullanılarak, okunarak ya da bu kitaplarla etkinlikler yaparak aslında çocukların, yani tüm çocuklarımızın evlat edinme konusunu normalleştirmeleri çok rahatlıkla sağlanabilir. Çünkü çocuklar gerçekten bizden daha netler, bizden daha düz bakıyorlar her şeye. Ön yargıları yok. Ön yargıların hepsi ne yazık ki yaşantıyla birlikte ve biz büyüdükçe bize yerleşen şeyler. O nedenle çocukların bunu normalleştirmesi aslında çok daha kolay oluyor. Çünkü normalleşmemiş halini öğrenmemiş oluyorlar. Çocuklara ayrıca bu kitapları okuyan ebeveynler de bu konuyu kendi içlerinde de normalleştirebilecekler. Kendi iyileşmelerini de rahatlıkla sağlayabilecekler aslında bu kitaplar sayesinde. Dolayısıyla da tüm bunları yaparak aslında kitaplarla birlikte bu konunun normalleşmesini ve tabu olarak konuşulmasını aslında ortadan kaldırabilmiş oluruz hep birlikte. Böylelikle de toplumda çok daha fazla sayıda çocuk ve aile evlat edinme yoluyla bir araya gelebilecekler ve yeni aileler kurabileceklerdir.
Böyle sayınca aslında kitapların inanılmaz bir etkisi olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Burada hem Türkçe yazılmış hem de Türkçe'ye çevrilmiş kitaplardan biraz bahsedeceğim. Biraz da yabancı literatürden örnek göstermek istiyorum size. Sıcak Bir Yuva kitabı yeni kitaplarımızdan bir tanesi. İş Bankası Yayınları'ndan yeni çıktı. Tanıtım metninde şöyle bir şey yazıyor. Evlat edinen bir baba tarafından yazılan Sıcak Bir Yuva, evlat edinme sürecinde çocuğun gözünden bakarak hassas ve doğru bir tablo çiziyor ve küçük çocukların evlat edinme kavramını anlamasına yardımcı oluyor. Evlat edinmiş aileler olarak geçmiş ve şimdiki zaman arasında ince bir çizgide yürürüz gibi bir tanıtımı var aslında kitabın. Kitabı yazan bir baba gerçekten ve içinde işte ebeveyne rehber olabilecek nitelikte öneriler de yer alıyor. Çocuğunuzla bunu konuşmadan önce neler yapabilirsiniz, bu kitabı nasıl okuyabilirsiniz, okuduktan sonra çocuğun size sorularını nasıl yanıtlayabilirsiniz gibi aslında deneyiminden böyle süzerek, deneyiminden demleyerek çıkarmış olduğu önerileri kitapla birlikte biz okuyucularla da paylaşıyor. Bir ayı ailesinin öyküsü aslında ve resmi çocuk kitaplarının çoğunda şeyi görürsünüz. Karakterler çoğunlukla hayvanlardır. İşte onların başına bir şeyler gelir, onlar çözülür. Çoğu da mutlu bir sonla biter. O nedenle evlat edinme kitaplarının çoğunda da öyle bir örgü var diyebiliriz aslında. Bu aslında Türkçe yazılmış ve bu alana, çocuk koruma sistemine, evlat edinme koruyucu aile sistemine yazılmış Türkçe kitaplardan en kıymetlerinden bir tanesi. Neşe Hocalar'ın bir çalışması Uğur Böceği Kapınızı Çalarsa, yine TÜBİTAK yayınlarından çıkmış eski kitaplarımızdan bir tanesi. Yani ilk örneklerinden biri diyebiliriz. Burada da Eda ile Ayıcık Baysar'ın ortak bir öyküleri var diye başlıyor. Burada da yine evlat edinmenin aslında öyküsünü anlatıp bize sıcacık bir dünya sunuyor. Bu kitapta da bir uğur böceğinin sırtında başlayarak mutlu bir aileye ve neşeli günler uzanan öykülerini anlatıyor aslında bu ikili bize. Anlattıklarıyla da pek çok çocuğun sıcak bir aileye kavuşma hayalini yansıtıyorlar. Aslında işte bizim az önce teorik olarak yapmaya çalıştığımız işte evlat edinmenin nedir, işte neden normalleşmelidir konusunu kitaplar bize çok rahatlıkla 3 yaş çocuğunun bile anlayabileceği bir düzeyde anlatabiliyorlar aslında. Bu bağlamda da yine bu kitapta da ebeveynlere yönelik bir takım rehber niteliğinde öneriler yer alıyor. Dediğim gibi ilk örneklerinden biri olması ayrıca bizim için çok önemli bu kitabın. Seni Öyle Çok İstedim Ki, bu da yine yeni sayılabilecek kitaplardan bir tanesi. Bu alandaki özellikle Türkçe'deki kitaplara baktığımızda neredeyse son 5 yılda bir dağılımın olduğunu görüyoruz. Yani daha önceki yıllarda ne yazık ki bu tarzda kitaplar yok. Belki de bu kadar normalleşmediği için ya da bu kadar çok bu konu konuşulmadığı için bu konuda kitap yazılmasına da ihtiyaç duymuyordu belki yazarlar ve çizerler. Seni Öyle Çok istediğim ki de direkt zaten kitabın kapağında da yazıyor. Bir evlat edinme hikayesi aslında. Yine bir ayımız var burada da. Barley adında bir küçük bir ayımız ve annesi arasında geçen en sevdikleri yerde kıvrılıp nasıl bir aile olduklarından bahsettikleri bir konuşmayı bizimle paylaşıyor bu kitapta. Çocuklar bu arada evlat edinme öykülerini tekrar tekrar dinlemek isteyeceklerdir sizden. Bir daha anlatmanızı isteyecektir, işte yatarken isteyecektir, uyandığında isteyecektir ya da işte bir kitap okumanız yerine size kendi öykünüzü anlatmanızı isteyecektir. Çünkü orada çözmeye çalıştıkları ya da tekrar tekrar dinlemek istedikleri bir şey vardır. Seni Öyle Çok istediğim ki de benzer bir örüntü var aslında. Anne ile çocuğun arasındaki o diyaloğu, o sıcak aile olma biçimini aslında tanık olarak böyle içtenlikle okuyabildiğiniz çok güzel öykülerden bir tanesi. Sevginin nasıl bir gerçek aile olmalarını sağladığını doğrulayan sıcacık bir okuma diye de güzel bir tanıtım metni var aslında. Çeviri kitaplarımızdan biri Gaston Bir Karışıklık Hikayesi. Bu böyle işte hani az önceki kitaptaki gibi bu bir evlat edinilme hikayesi demiyor bize ama Gaston'un kardeşlerinden ve annesinden daha farklı göründüğünü fark ediyoruz Gaston büyüdükçe ve bunun bazı karışıklıklara neden olduğunu tanık oluyoruz. Fakat bu karışıklıkların aslında onlara bir zenginlik de sağladığını ve bunun bir aile olma biçimi olduğunu aslında yeniden görüyoruz. Yani bazı kitaplarda evet bu bir evlat edinilme hikayesidir diye bu açık açık vurgulansa da Gaston'daki gibi ya da işte Gaston gibi başka kitaplarda da bu biraz daha örtük bir anlatımla yapılabiliyor ama en sonunda anlıyorsunuz ki birbirlerinden şöyle göstermeye çalışayım farklı olmalarının
Gaston Şurda, hiçbir öneminin olmadığını bu kitap sayesinde çocuklarla çok rahatlıkla çalışabilirsiniz. Aslında biraz da farklılıklara saygıyı da rahatlıkla Gaston sayesinde çocuklarımıza gösterebiliyoruz. Burada yine ama bu inek yumurtlamıyor. Görüyorsunuz bir hayvan öyküsü. Yine bir ineğimiz var. Ama bir de bir yumurta var ortamda. Acaba bu nasıl olmuş olabilir? Bu ikili nasıl bir araya gelmiş ve aile olmuştur? Onun aslında öyküsü. Fakat inek menekşe çok mutsuz aslında. Çünkü o ne diğer inekler gibi bisiklete binebiliyor ne de amuda kalkabiliyor. Bu yüzden de kendini hiç özel hissetmiyor. Yani menekşenin bir derdi var ve kitap boyunca onu çözmeye çalışıyor. Ve en sonunda bir yumurtayla karşılaşıyoruz. Ve gerçekten böyle yetişkinler için bile izlemesi, dinlemesi inanılmaz güzel, keyifli kitaplardan, güzel çevirilerden bir tanesi bu da. İki tane de bir sosyal girişimcilik öyküsü sonrasında çıkan kitaptan burada bahsetmek istiyorum. Vurgulu Saç ile Anka. İnternette rahatlıkla bulabilirsiniz. Sivil Düşün girişimi tarafından Avrupa Birliği'nin bakanlığından ortaya çıkan bir ürün aslında. Bir proje çıktısı. Ailelerin çocuklara koruyucu aileliği ve evlat edinmeyi anlatmadan önce çocukların masallar yardımıyla konuya aşinalık kazanmasını sağlamak için yazılmış bir kitap bu da. Türkiye'nin birçok ilindeki özellikle koruyucu ailelere dağıtılmış olan bir kitabımız. Yine aynı yerden çıkacak şekilde Kıtır'ın evlat edinilme öyküsü bir sosyal hizmet uzmanımız tarafından yazılmış bir öykü. Yine aynı proje kapsamında ortaya çıkıyor. Bu kitabın ilk bölümünde de yine evlat edinen aile için bir mektup bulunuyor. Mektuptan işte evlat edinme neden söylenmeli, nasıl söylenmeli, çocukla nasıl paylaşılabilir gibi ailenin rehber olabilecek rehber niteliğinde bilgiler içeriyor aslında. Yani bir kitabı aldığınızda salt işte çocuğa okumak yerine siz bunu nasıl yapabilirsiniz, nasıl çocukla paylaşabilirsiniz de aslında size bir rehberliğini sunuyor ve daha sonra da bunu çocuğa nasıl söyleyebileceğinizi kitap sayesinde aslında pratik edebiliyorsunuz. Yine Benim Annem Bir Goril diye bir kitap var. Yine burada John'la Mimozolar adlı çocuk yurdunda yaşamaktı. Bu sefer çocuk yurdu da var bu öykünün içinde. Oradaki bütün çocuklar gibi saçlarını topuz yapmış güzel bir anne ayakkabıları pırıl pırıl cilalı cana yakın bir baba tarafından evlat edinilmeyi hayal etmekte. Ne var ki bir gün bir dişi goril çocuk yurduna başvuruyor ve John'la evlat ediniyor ve birlikte bir hurdalıkta yaşamaya başlıyorlar ve maceralar ondan sonra gelişiyor. Burada da yine evlat edinmenin çok net bir şekilde ifade edildiğini görebiliyoruz bu kitaptan. Bu heyecanla paylaşmak istediğim kitaplardan bir tanesi henüz çok taze, böyle sıcak sıcak çıktı baskıdan denir ya, Mimo Uçmak istiyor. Türkçe bir kitap, yazarımız da çizerimiz de Türk. Minik bir yavru baykuş olmak hiç kolay değildi. Uçmayı öğrenmek gerekti. Uçmayı deneye yanıla öğrenebilir miydi diye başlayan bir tanıtım yazısı var aslında. Fakat şeyi görüyorsunuz, yani aslında işte doğrudan evlat edinilmeyi anlatmadan örtük bir şekilde anlatan güzel öykülerden bir tanesi. Dediğim gibi 2022'nin bir ürünü olması nedeniyle de bu kitabı şu an burada sizinle paylaşıyor olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Umarım Türkçe kaynaklarımız daha fazla artar. Çünkü konu burada gelip tıkanıyor. Peki yabancı kitaplarda durum nedir? İnanın yabancı kaynaklarda o kadar çok fazla kitap var ki, yani keşke Türkçe'ye çevrilse, keşke çevirileri yapılsa ya da keşke bizim yazarlarımız, çizerlerimizle benzer kitaplar yazabilse diye düşündüğüm çok fazla kaynak var. Yani Türkçe literatür ne kadar kısıtlıysa ya da ne kadar gelişmekte olan bir alansa, yabancı literatürde bunun inanılmaz çok olduğunu görüyoruz. Çünkü onlar bu işin normalleşmesini, normalleştirilmesini çok uzun süre önce aşmış oldukları için, belki de onlar da tabu olmadığı için çok rahatlıkla resimli çocuk kitapları yazabiliyorlar. Burada evlat edinmenin ABC'si diye bir kitapları var örneğin. İşte her harfle evlat edinmenin bir kısmını tanımlamış. Çok güzel örnekler varmış. Çok güzel bir resimli çocuk kitabı. Ödüllü de bir kitap zaten. Direkt kitaplarda şeyi görüyorsunuz işte. Evlat edinmeyi konuşmak, talk adoption. Yani doğrudan bu kitabı elinize aldığımızda bir öğretmen olarak, bir ebeveyn olarak bunun evlat edinmeyle ilgili bir kitap olduğunu ve bu kitaptaki işte nasıl evlat edinmenin ele aldığını çok rahatlıkla görüp çocuklarınıza
aktarabiliyorsunuz. Yine Kendimi Keşfetmek diye bir kitap var. Bu da evlat edinme hakkında bir yolculuk hikayesi diye mesela bir alt başlık atmışlar. Burada da çocukların işte aile olabilmek için sadece biyolojik olarak doğarak dünyaya gelmeleri gerekmediğini, farklı aile yapılarının da olabileceğini bize paylaşan bir kitap. Daha küçük bir yaş grubu için biz birbirimize aitiz diye çevirebiliriz. Evlat edinme ve aileler hakkında bir kitap diye yine alt başlığı var. Dediğim gibi bizde işte evlat edinme konusu, evlat edinme alt başlığı bile yazılırken çeşitli çekinceler olabiliyor. Ama onlar rahatlıkla çok normal, çok doğal bir şeymiş gibi bunu kitaplarında kullanabiliyorlar. Az önce dedim ya işte çocuklar tekrar dinlemek isteyebilirler. Bu kitabın adı öyle bir şey. Benim doğduğum geceyi bana yeniden ve yeniden anlatır mısın diye. Yine bir hayvan öyküsü, nasıl evlat edinildiğini anlatılan gecenin tekrar kendisi anlatılmasını isteyen bir köpeğin öyküsü var burada. Şu kitap da çok mesela sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Evet, ben evlat edinildim. Kitabın başlığı tamamen bu ve ne kadar mutlu bir çocukla karakterize edilmiş görüyorsunuz. Çocukların da aslında bu işi ne kadar normalleştirdiğinin bir örneği, kanıtı diyebiliriz burada. Birkaç tane daha göstermek istiyorum. Aile kitabı The Family Book diye bir kitabımız var. Burada da evlat edinmenin de bir aile olma biçimi olduğunu aslında bize anlatan çok güzel, işte rengarenk yazılmış, çok basit çizimlerle yapılmış bir resimli öykü kitabı aslında. Çok temel bir hikaye anlattığı için eğer biraz da İngilizceniz varsa ya da belki sadece Google Translate kullanarak bile bu tür kitapları da aslında çocuklarınızla çok rahat paylaşabilirsiniz. Bu kitapta da görüyorsunuz onlarda şey çok, yurt dışında özellikle ülkemizde de bu arada çok fazla artmaya başladı. Farklı ırklara sahip kişiler arasındaki evlat edinme. Burada da bu kitap işte benim neden onun benim annem olduğunu anlatıyor diye bir başlığı var. Evlat edinmenin her çeşidiyle ilgili resimli öykü kitabı yazmışlar İngilizce'de diyebiliriz aslında kısaca. Burada biraz toparlamak istiyorum. Sorularınız varsa onun üzerinden de gitmeyi çok isterim. Kitaplarla ilgili son söylemek istediklerim. Kitaplar erken çocukluk döneminde çocukların bir takım kavramları daha rahat anlayabilmeleri için çok etkili araçlardır diyebiliriz kısaca. Peki neler olmasını temenni ediyoruz? Nitelikli kitapların sayısının artmasını, erken çocukluk eğitim alanında bu kitapların kullanılmasını, eğitimcilerin farkındalıklarının arttırılmasını ve ailelere yönelik farkındalık çalışmalarının artırılmasını istiyoruz. Genel olarak her çocuk bir aile yanında sağlıklı bir yaşam sürmeye hak etmekte. Bunu sürekli her konuşmamda, her yerde vurgulamayı çok seviyorum. Bu nedenle de tabulaştırmanın kaldırılarak bu sürecin aslında normalleştirilmesi, çocuklarla çalışan uzmanların farkındalıklarının artırılması, ailelere yönelik bu tür farkındalık çalışmalarının yapılması ve yaygınlaştırma çalışmalarının yapılmasında öneriler arasında aslında sayabiliriz. Detaylı bilgi ya da başka şeyler sormak, konuşmak isteyen olursa da bunlar iletişim adreslerim. Şöyle sunumu burada noktalayabilirim. Sorular varsa onlar üzerinden de gidebiliriz. Yoksa ben bu konuda sabaha kadar konuşurum. Bu kıymetli bilgileri paylaştığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Chat'ten bir soru var. Kaç yaştan itibaren okumaya başlamak lazım? 0-1 yaş veya daha erken veya daha geç? Şöyle, literatür ve uzmanlar diyorlar ki çocuk ailenize katıldığı andan itibaren yaşı kaç olursa olsun, 1 yaş altında dahi olsa bunu çocukla konuşmaya başlamalısınız. Ve 3 yaştan itibaren de gelişim özelliklerinin gereği işte ben nereden dünyaya geldim, ben nasıl doğdum gibi cinsel gelişim de biraz ortaya çıkmasıyla birlikte 3 yaşla birlikte bu kitapları rahatlıkla çocuğunuzla birlikte okuyabilirsiniz. Ama onun öncesinde kendi hikayenizi de hikayeleştirerek, kendi aile olma hikayenizi de masallaşarak, öyküleştirerek çocuğunuzla sizin ailenize katıldığı andan itibaren yaşı kaç olursa olsun paylaşabilirsiniz.
Hocam bir de mail adresinizi de tekrar yansıtabilir misiniz denmiş. Tabii yansıtabilirim. Çete de yazabilirim hatta. Öylesi daha iyi olur, evet. Daha iyi Teşekkür. olacak sanırım. Biraz hızlı konuştuğum süreden dolayı ama sorular varsa ya da katkılar onları da duymayı almayı çok isterim. Bu hem kişisel mail adresim dediğim yazayım. İkisinden de bana ulaşabilirler. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Şeyde bahsetmiştiniz, kimler evlat edinilebilir kısmında ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun rızasının alınması gerektiğinden bahsetmiştiniz ama bu ayırt etme gücü belli bir yaştan sonra mı acaba açığa çıkar ya da bunu nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi şöyle, genelde evlat edinme deyince hep bir bebeklik dönemi aslında bizim aklımıza geliyor ama çocuklar 18 yaşa kadar çocuk sayıldıkları için tüm bireyler. Bu noktada işte erken çocukluk dönemi sonrası, yani 8 yaş sonrasında artık erken çocukluktan çıkmış oluyor ve o noktada çocuğun da fikrine danışılabiliyor. Yani şeyi düşünmemek lazım. Hep genelde 0-1 yaş ya da 0-2 yaş gibi belki bir şey olabiliyor. Evlat edinme deyince bebekken evlat edinme belki aklımıza geliyor olabilir ama dediğim gibi 18 yaşa kadar bu evlat edinme süreci gerçekleştirilebiliyor aslında. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba, ben evlat edinmek istiyorum ama ben evladımı aldım. Belli bir süre birbirimize alıştık. Biyolojik ailesi çıkıp geri gelirse ne olacak? Şöyle, biyolojik ailenin zaten eğer siz evlat edinme sürecine başlayabiliyorsanız biyolojik ailenin size bunun yani kuruma bunun rızasını vermesi gerekiyor. Dolayısıyla hukuki olarak yasalar tabii ki sizden yana oluyor. Yani biyolojik anne baba ya da işte vasi kimse o evlat edinilebilir iznini verdiği için tamamen yasalar sizden yana oluyor. Zaten bir sene sonra da hukuki olarak bir dava süreci yaşanıyor ve çocuk sizin nüfusunuza resmi olarak geçiyor ve ondan sonra zaten öyle bir durumla karşılaşmamanızı bekliyoruz diyebiliriz. Yani şey kaygılarını anlıyorum. İşte ya bizi terk ederse ya giderse ya işte bizi sevmezse. Fakat şöyle bir şey var. Onu kaygılardan dolayı gözden kaçırıyoruz sanırım. O çocuğun annesi babası sizsiniz. O çocuğa bakım veren sizsiniz. O çocuğa işte hastayken bakan, onu okula gönderen, ona her şeyi öğreten sizsiniz. Dolayısıyla aslında ailesi sizsiniz ve hani bizi terk eder mi, bizi işte bırakır gider mi gibi bir şeyin henüz ben gerçekleştiğini duymadım, tanık olmadım. Çünkü tek bir anne babamız ya da tek bir ailemiz varmış gibi bir şey oluyor. Yani öyle bir hayatımız, öyle bir yaşantımız var zaten ve dolayısıyla da anne babamızı hiçbir zaman terk edip gitmek istemiyoruz. Benim sesim geliyor mu? Konuşabilir miyim? Ben duyuyorum. Merhabalar. İyi akşamlar herkese öncelikle. Ben şunu sormak istiyorum. Ben hem okul öncesi öğretmeniyim, hem de evlat edindim. Ne İki buçuk güzel. yıl var. Teşekkür ediyorum. 2-3 yıl civarı. Şimdi bu yıl kızım benim okula başlayacak. Az önce ettiğiniz yabancı hariç kitapların hepsini temin ettim. İşte kızıma hep şöyle geldiği ilk günden itibaren yani kucağıma aldığım o ilk gece 10 aylıktı benim kızım. Çok ürkek, uyku problemleri vesaire çok uzatmayayım. İlk geldiği günden itibaren ona güven duyacağı sözler söyleyerek konuştuk eşimle ve hayat hikayesini çok basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hep soruyorlar ya burada şimdi işte söyleyelim işte söylersek nasıl olur? Aile vesaire. İşte 3 yaş civarında kızım. Bazen uyurken şey ben anlattığım zaman hikayesini anlıyor. Ben bunun farkında ve öz. Şimdi tek şeyim korkum demeyeyim de evet okulumuzda koruyucu aile çocukları da var. Bunu da ilk defa öğrendim. Bundan önce hiç denk gelmemiştim. Biz öğretmen olarak sınıfımızda bunu nasıl işleyebiliriz? Bir okul öncesi eğitimi öğretmeni olarak diyeyim. Ben bunu çok merak ediyorum. Hocam şimdi öncelikle çok büyük bir kaynak var elinizde. Bir kere bu olayı yaşayan siz olduğunuz için sınıfınızdaki velilere de ya da çocuğunuzun sınıfındaki işte veli arkadaşlarınıza da aslında çok güzel yol gösterebilecek bir kaynağa sahipsiniz. Kendi öykünüz.
Yine resimli çocuk kitaplarından bundan muhteşem şekilde faydalanabilirsiniz. Büyük grupla bunlara çalışabilirsiniz. Burada böyle de bir öykü var, böyle de bir aile olma biçimi var aslında deyip, mesela bizim de öykümüz böyle, işte benim kızım ya da oğlum da bizim ailemize böyle katıldı deyip, sizin de aslında diğer anne babalardan herhangi bir farkınız ya da diğer ailelerden aile olmak biçimde daha bir farkınız olmadığını aslında çok rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Öğretmenlerin bunu bilmesini ve bu konuda farkındalık çalışmaları sizin gibi yapmasını ben çok önemsiyorum. Çünkü yuvadan gelen çocuklar olabilir sınıflarınızda. Sizin gibi aileler olabilir ya da işte koruyucu ailelerimiz olabilir. Bunlara öğretmen nasıl yaklaşacağını bilmediğinde, bu sefer normalleştirelim diye uğraştığımız bir şey aslında anormal bir hale gelebiliyor. Ama farkında olan bir öğretmen, aha böyle bir çocuk kitabı varmışın farkında bile olsa, sınıfa onu getirmesi, onu çocukla paylaşması, bilmiyorum belki bu konuda işte sınıfa bir uzman davet etmesi ya da bu konuda işte koruyucu ailelik yapan bir babayı davet etmesi gibi, böyle aile katılma etkinlikleri de aslında çok rahat bir şekilde diğer normal eğitim etkinlikleriniz gibi öğrenme sürecinize dahil edebilirsiniz. Güzel oldu. Teşekkür ederim bilgileriniz için. Son bir şey daha. Bir şey söylemek istiyorum. Valla bölüyorum da, süremiz çok az kaldı. Kapandıktan sonra tekrar aynı linkten giriş yapabiliriz. Soruları o zaman alırız. Tamam. Hatta ben sonlandırayım, sonra giriş yapalım direkt. Tamam. Hocam unutmayın sorunuzu. Tamam. Evet, demin soru soran hanımefendi geldiyse onun sorusuyla başlayabiliriz. Burada mı kendisi? Sanırım geliyor. Merhaba. Aslı öğretmenim, sizdeyiz. Kusura bakmayın, kızım babasında. Bana bırakıp geldim. Şey soracaktım. Buyurun hocam. Bunca bir süredir, şöyle söyleyeyim, evlat edinmeyi biz evlendikten bir 3-4 yıl sonra karar vermiştik. Uzun bir süre bekledik vesaire de. Hep böyle evlat edinmeyle ilgili bir kitap yazmak istemişimdir. Bununla ilgili kendimce yazdığım ufak ufak şeyler var. Diyelim, hani dediniz ya, ülkemizde bunun yaygınlaştırılmasını çok istiyoruz diye. Bunun için adım atabiliriz? Nereden başlayabiliriz? Bu düşüncede olan ebeveynlerimiz muhakkak vardır diye düşünüyorum. Bunu merak ettim. Bilmiyorum, okudunuz mu? Başka bir doğum hikayesi diye çok güzel bir anne kitabımız var. Duygu kendisi de burada, evet, şu an yazarı. Ben ilk bu süreçle aslında Duygu'nun kitabıyla tanıştım diyebilirim rahatlıkla. Çünkü yaşanmış bir öyküyü yaşayan birinden dinlemek çok başka bir deneyim sağlıyor size ve ben yanıtını bulamadığım sorularımın pek çok yanıtını aslında Duygu'nun kitabında buldum. O yüzden o tür örnek yaşam öykülerini okumak insana çok, en başta sanırım yalnız olmadığını gösteriyor. Çok insani bir ihtiyaç. Ve dolayısıyla da daha bir rahatlıyorsunuz. Ben yalnız değilim, benim gibi başkaları da var diye. Belki de normalleştirmenin ilk adımı bu olabilir. O nedenle o tür kitapları, o tür yaşam öykülerini, gerçek yaşam öykülerini okuyarak aslında başlayabilirsiniz. Çünkü şey, her hikaye başka. Yani sizin bakacağınız yer bambaşka olacak. Sizin öykünüz, sizin çocuğunuz bambaşka çünkü. O yüzden ilk etapta o geldi aklıma. Markella'yı beklerken diye de yine bir anne tarafından yazılmış bir evlat edinme öykümüz var. O da yine Türkiye'den yazılmış bir öykü. O tür yaşam hikayelerini belki yetişkinler olarak da kendiniz için okuyabilirsiniz aslında rahatlıkla. Benim için çok yol gösterici oldular, öyle söyleyebilirim. Bu hanımınkini okumuştum. Hatta evlat edinme desteğiyle karar vermiştim ben yıllar önce. Çok Allah razı olsun ona. Benim katkım neydi? Okul öncesi çağı için. Okul öncesi çağı için hocam şöyle, yani yaş grubu çok önemli. 3 evet, yaştan itibaren aslında bunu çocuklarla okuyabiliriz diyoruz ya. 3 yaş evet, çocukların anlayabileceği düzeyde basitlikle başlayıp işte olayı olanca çıplaklığıyla belki bir çizgi haline getirmek gerekiyor olabilir. İşte girişi olacak, girişmesi olacak, sonucu olacak gibi. İşte çok özlem çektiğiniz bir dönem, çocuğunuza kavuştuğunuz bir dönem ve en sonunda da mutlu olduğunuz bir aile yuvası gibi. Aslında çok basit bir örüntüyü anlatmak istiyoruz bir resim çocuk kitaplarıyla da. Belki o kendi hikayenizi, o çizgisel düzleme
basitleştirerek indirgedikten sonra aslında çok da güzel bir yolculuk olur bence. İnşallah, umut ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu arada Duygu'nun kitabı pek çoğumuz için aslında işte evlat edinmeye o şekilde biz cesaret ettik diye duyduğumuz kaynaklardan bir tanesi. O anlamda da benim için de çok kıymetlidir. Okumayanlarınız varsa okumanızı gerçekten çok isterim. Hocam, kitabın adını tekrar alabilir miyiz? Başka Bir Doğum Hikayesi. Duygu Çağlar Gizli. Teşekkürler. Diğer bir sorumuza geçiyorum. Tek başına ebeveyn olmak isteyen bireylerin evlat edinme süreci nasıl işliyor? Tek başınıza da evli olmanız şart değil, başvuru yapabilmek için. Bir bekar anne ya da bekar baba olarak da başvuru yapıp evlat edinebilirsiniz. Hatta yine geçtiğimiz yıl içerisinde mutlaka hem sosyal medyada hem de yazılı ve görsel sözlü medyada duymuşsunuzdur. Anneciğim, ilk evlat edinen babasının hikayesini mutlaka duymuşsunuzdur. Serkan'ın hikayesi. Dolayısıyla evli olmanız aslında çok şart değil evlat edinebilmek için. Ben tek başıma ebeveynlik yapmak istiyorum, bir çocuğa anne ya da baba olmak istiyorum diyorsanız, 30 yaşınızı eğer doldurduysanız, öyle bir yaş sınırımız var sadece, siz de çok rahatlıkla Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvuruda bulunabilirsiniz. Teşekkürler hocam. Diğer bir soruya geçiyorum. Peki biyolojik ailesi görmek isterse belli aralıklarla böyle bir hakkı var mı? Yani yasada bunun bir karşılığı yok diye biliyorum işin açıkçası. Fakat çocuk görmek isteyebilir. Çocuk 18 yaşından sonra biyolojik ailesiyle karşılaşmak, onları tanımak isteyebilir. O 18 yaşından sonra zaten çocuğun, yani bireyin kendi kararı oluyor. Fakat evlat edinme konusunda, yani koruyucu ailelikte tabii ki öyle bir şey var. Çünkü koruyucu ailelikte siz çocuğun koruyucu ailesi oluyorsunuz ve biyolojik ebeveynleriyle çocuk bağını sürdürmeye devam ediyor. İşte belli aralıklarla görüşebiliyor. Bu konuda zaten siz bunu sağlamakla yükümlüsünüz. Ama evlat edinmede çocuk tamamen bütün vesayeti, her şeyi size ait olduğu için yasalar karşısında da ve aileler evlat edindirmeye zaten rıza gösterdikleri için genelde bu tür şeylerle evlat edinmede çok karşılaşılmıyor diye söyleyebiliriz aslında. Teşekkürler hocam. Başka soru var mı? Şu an geçen oturumdaki sorular bu kadardı. Havva Mehmet, buyurun. Hocam merhaba, ben Havva, öğrenciniz. Merhaba. Hocam ben sadece şeyi merak ediyorum. Bu konuda kafamda birçok düşünce var. Ama genellikle bu hissi yaşayanların duygularını öğrenmek istiyorum. Ve şu an karşımda sadece canlı olarak, örnek olarak siz varsınız. Siz nasıl hissettiniz hocam? Yani nasıl hissettiriyor bu durum size? Size nasıl davranılmasını istersiniz? Bunları çok merak ediyorum. Şöyle, ben bu konuyu 32 sene boyunca normalleştirdiğimi sandım ama aslında öyle değilmiş. Ne zaman zaten bunun aslında benim için çok normal bir şey olması gerektiğini fark ettiğimde benim dönüşüm sürecim başladı ve bugün bunu rahatlıkla burada sizlerle paylaşabiliyorum. Yani bunu son 2 seneye kadar bu kadar rahatlıkla konuşabilen ya da bu kadar rahatlıkla üzerine çalışmalar yapabileceğim bir alan değildi benim için de. Çünkü işte yalnız olduğunuzu düşünüyorsunuz, bunun sizden saklandığını düşünüyorsunuz, sizin gibi bir başkası yok sanıyorsunuz ve hani o hep şey diyorum ya, işte o travma boyutu aslında, o işte çocuktan saklanması boyutu olayın sizin için normalleşmesini engelleyen bir süreç. Yani onu ortadan kaldırdığımızda herhangi, işte saçım nasıl kahverengiyse, işte gözüm nasıl kahverengiyse, işte o şekilde evlat edinelim. Hadi, hayatımın normal bir parçası aslında artık şu an benim için. Ama bunu normalleştirmek için benim işte okumalar yapmam gerekti, çeşitli insanlarla çalışmam gerekti, işte bir terapi almam gerekti gibi gibi. Çünkü şeyi bilmiyorsunuz, yaşadığınız ortamda bunun normalleştirilmesi gerektiğini ya da bunun normal bir şey olması gerektiğini düşünen çok fazla insan olmayınca siz de şeyi öğreniyorsunuz, işte aha, bu benim saklamam gereken bir şey herhalde. Hani bunu yakın çevremde bile çok zor paylaşıyordum ben mesela eskiden. Ama şimdi bakıyorum saklanacak bir şey yok ki. Yani hani o yüzden de çok rahatlıkla burada işte kendi öykümü de yazıyorum Instagram hesabımda ya da bugün size bunu burada rahatlıkla bu şekilde konuşabiliyorum. Yani benim
Ben işte elim kolum bacağım gibi ya da işte dedim ya demin işte kahverengi gözüm olması gibi bir özelliğim yani sadece. Yoksa işte sezaryenle doğmuşsun ya da işte normal doğumla dünyaya gelmişsin. İşte bir ikizin varmış ya da gibi normal bir şey aslında benim için. O nedenle de şey geliyor hani ekstra bana bu şöyle hissettiriyor işte kendimde böyle bir ne bileyim özellikle tanımlamam gereken bir şey olduğunu artık düşünmüyorum. Çünkü sanırım benim normalim haline geldi artık. Yani bu nedenle de çocuklar için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu nedenle de işte çocuklar için bu normalleşsin istiyorum. Bu tür şeyler ne kadar normalleşirse aslında o kadar da normal. Gerçekten hani sürekli bu normalleşmekten bahsediyorum ama aslında normal olması gereken bir şey değil mi? Katılıyorum hocam. İlham alıyorsunuz gerçekten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burada pek çok annemizi, babamızı görüyorum ben. Evlat edinmiş olan ya da şeyde işte koruyucu ailelik yapan. Onlara da buradan gerçekten sevgilerimi yolluyorum. Çünkü bu kendi dönüşüm yolculuğumda ve bunu bu şekilde konuşabilmeme, gelecek düzeye gelmeme onların da çok faydası oldu. Çünkü şeyi görüyorsunuz gerçekten. Az önce de dedim ya ben yalnız değilim ve bu çok normal bir şey aslında ve bu pek çok kişinin yaşadığı normal bir şeyi ne kadar çok görürseniz aslında sizin için de o kadar kolaylaşıyor bir takım şeyler. Evet, başka sorusu olan var mı? Yavaştan kapatabiliriz eğer yoksa. Sanırım yok. Hem anı kalması açısından hem de sosyal... Aa, bir dakika varmış. Geldi şimdi. Gamze Hocam, sizin öğrenciniz olmak benim için çok büyük bir şanstı. Evlat edinme konusunda paylaştığınız tüm deneyimleriniz ve oluşturduğunuz farkındalık için çok teşekkür ediyorum. Yazmış Sıla Özer Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Çocuklar için yapacağımız çok şey var. Ben buna inanıyorum ve biraz eğitimci olmamın da sanırım avantajını kullanıyorum bu alanda. Çünkü çocuklara, öğretmen adaylarına böyle doğrudan dokunabildiğim bir işim var ve böyle şeye benzetiyorum ben. İşte suya bir damla atarsınız, o damla genişler ve pek çok yere yayılır. İşte bu şekilde öğretmen adaylarımızla, öğretmenlerle çalışarak da ya da işte sizler gibi bu konuyla ilgilenen insanlarla bir araya gelip bunları konuşarak, tartışarak o farkındalık halkalarını hep birlikte büyütebildiğimize inanıyorum. O yüzden benim için de çok kıymetli bu farkındalığı kazandırabilmek sizlere. Teşekkürler hocam. Yasemin Hanım bu güzel sohbet için çok çok teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Evet. Ben de küçük bir şey söylemek istiyorum. Hocam gerçekten o kadar ilham verici konuşuyorsunuz ki çok sağ olun. Böyle umut ışığı doluyor içime. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim güzel sohbet için. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Sivil toplum da tek başına yapabileceği bir şey değil. Hep birlikte yapabileceğimiz bir dönüşüm bu. O yüzden çok önemsiyorum bunu hep birlikte yapabilmeyi. Hepimizin bir rolü var çocukların korunmasında. Çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişim gösterip hayata atılmaları yolunda hepimize düşen görevler olduğunu düşünüyorum. Sadece normal bir vatandaş olarak. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben çok teşekkür ederim tekrar duyarlılığınız için. Ve bugün burada bunu paylaştığımız tüm konuklarımız için iyi ki geldiniz. Sizler sayesinde bir anlam kazandı bütün bu konuştuklarımız, anlattıklarımız. Dediğim gibi çok yolumuz var ve bunu hep birlikte başaracağız. Katılan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Etkinliğimiz sona ermiştir. Herkese iyi akşamlar dilerim. Diğer etkinliklerimize görüşmek üzere.